Hepimiz birbirimize racon keserek denge yaşardık. Hepimizin hayatı gayrimeşhurdu. Kumarhane, pavyon, gazino, alemleri kovalardık. Din yok, iman yok, İslam yok. Ne olacak? Bizim cahiliyemizdeki yediğimi içtiğim arkadaşlar benim hakkımda şikayette bulundular. Vur patlasın, çal oynasın. Hayat öyle pempeydi, öyle güzeldi ki. Yani şeytan öyle süslemişti ki o yolu. Hiçbir şeyden haberdardım, çok güzel yaşayanım sanıyordum. Hanenin önünde 3 tane cenaze çıktı peş peşe. Ameliyattan, üstleri örtülmüş. Ameliyattan kalkamamışlar. Yarabbim, ne mutlu bana, sana geliyor. Bakara 214'teki ayeti okudum. Vallahi tam bitti, kitabını şöyle bıraktım, kapı çalındı. Kapıyı açtım, dedim ki zorlama. Bizi alanlar FETÖ'cü çıktılar. Vallahi FETÖ'cü çıktılar. Beni alan savcı, zorlayan savcı şu anda muhabbetten yargılar, muhabbet almış. Ben Allah'a teslim oldum. Benim sahibim Allah. Ya biliyorum şu koltuk var ya, ay bu hataydı bu koltuk. Herkes buraya oturayım da bu sallanmasın. Bu koltuk derdi herkesin bu. A parti, B parti, C parti sorulmayacak bana kabirde. Sen Allah taahhüt olarak ne yaptın? Allah için ne yaptın? Allah için hizmet yaptın. Ben abim sorulacak kardeş. Biz CHP'liydik. Kuşçuyduk. Cüncük derdik kuşa. O yatacak arkadaş önündekine yol verdik. Cüncüğe bas. Kuşa bas. Ya biz solcuyduk, komünist. Hepimizin kanını tutsalar şu çay bardağının içine koysalar, Allah'ı tanımayan, anayasasını bilmeyenler kanımız bağdaşmaz. Otobüse biniyorum, 65 yaşındayım. Adam telefonu almış eline, senin geldiğini ayıkıyor. Devam, devam, hiç başını kaldırma, Allah'tan korkma. Kur'an'daki helak olan kavimlerin aynı yaşantısı vallahi şu anda günümüzde Türkiye'de var mı? İnsanların emrine değil, Kur'an'a sünnete tabi olursa Allah'ın izniyle gelecek nesil de kurtulacak, biz de kurtulacak, arkamızdan gelenler de kurtulacak. Müslüman'a ne diyorum bunu ha? İman ettim, Müslüman oldum, anaya, babaya, bak! Otur lan yenge, ne yapıyorsun? Adam, Allah'tan daha yanatan mı olacak? Yürü! Terbiyesiz! Ne demek? Kur'an anlamazsın, Kur'an'ı anlarsın. Sen anlamak istersen anlarsın. Bütün yeryüzünde, bütün insanlığı Allah'ın kitabına çağırıyorum, Kur'an'a çağırıyorum. Eyüp Hamza, yaş 65'ti değil mi? Kilo 95, yaş 65, boy 1.75. Yaş 65 mi? 65. Yaş 65. Allah'a rahmet eylesin. Biraz daha şey lazım, biliyor musun? Eyüp Hamza, şimdi bugün bizim buraya gelmemizdeki birinci amaçlardan birisi yıllarca İslam'ı yaşamış yahut İslam'a giren insanların önceki hayatları, önceki hayatlarının öyküsünü diğer Müslümanlara taşımak, diğer Müslümanlarla sizin gibi Müslümanları tanıştırmak. Yani sizin bugün söyleyeceğiniz sözler başkaları için çok çok önemli olabilir. Bu yüzden ben buna dair giriş, gelişme, sonucu olarak çocukluğunuzdan başlayacağım. İşte ergenlik zamanınız, gençlik zamanınız ve bugünkü zamanınıza Allah'ın izniyle gelmeye çalışacağız. Bununla ilgili sorular soracağız. Sizden de bu konu hakkında inşallah cevaplar alacağız. Öncelikle ben çocukluğunuzu sormak istiyorum. Yani çocukluğunuz nasıl bir yerde geçti, nasıl bir ortamda geçti? Bugünkü zamanlarda sizin için önemli olan şeyler neydi, önemsiz olan şeyler neydi? Biraz çocukluğunuzdan bahseder misiniz? Sayın kardeşim,
Ben 65 yaşındayım. Önceliğiyle bu yola ışık tutup bu yolu parlatmak isteyenlerden Allah razı olsun. Bu yolu karartmak isteyen, bu yolu söndürmek isteyenlerden Allah ameliyle muamele etsin. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Benim adım Eyüp Gözlemecioğlu. Ankara altında İsmet Paşa çocuğuyum. Doğum günümde ben Koç'ta, gece 10'da Allah'a şükür olsun. Büyüdüğüm yerlerde de hiç bundan da hüzün duymadım. Çünkü komşuluk hakkı, insanlık hakkı yerli yerince veriliyordu. Ben çocukluğumda kendim 11-12 yaşında bildiğimde ayakkabı boyacılığıyla başladım. Gazete sattım bizim zamanımızda. Çakmaklara benzin sattım. Gençlik Parkı'nda yetiştikten sonra 16-17-18 yaşında komünlük garsonluk yaptım. Ve bunun peşine askere gittim geldim. Ondan sonra hayatımın bir kısmı gayrimeşhurda geçti. Ankara'nın gayrimeşhur çocukların çoğu öldü gitti, çoğu tanırlar beni. Ve ondan sonra Allah beni İslam'la tanıştırdı belli bir yaştan sonra. Yaşım 65 dedim. 20 seneye yanaştı. Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine tabi olmaya uğraşıyorum, çalışıyorum, insanlara yardım ediyorum. Soracağın soruları tek tek sor, ben sıralayayım gideyim yani, senin soracağın sorular varsa bana. Allah razı olsun anlattıklarından dolayı. Gerçekten değerli şeylere değiniyorsun Eyvancı. Ben öncelikle dediğim gibi çocukluğun nasıl bir ortamda geçtiğini sordum. Biraz orayı kısa geçtim. İnşallah o konuyla alakalı, yani ortamınız nasıl bir ortamdı? İnsanlar nasıl insanlardı? Düşünceleri, fikirleri, değerleri, yaşantıları nasıldı? İslami miydi? Yani sizin nasıl bir ortamdan, nasıl bir yerden İslam'a göç ettiğinizi, hicret ettiğinizi anlamak babında bu soruları sormak istiyorum. Şimdi benim cahiliğimde, geçtiğimde, bebeliğimde bizler Allah'a ve Resulüne göre değil, insanların anlattığına göre yaşıyorduk. Kur'an nedir, din nedir, iman nedir, ahlak nedir bilmezdik. Benim zamanım işte hesapla 65 yaşındayım. Çık 30 sene evvel geriye git. 35 yaşlarıma git. Düşün şimdi. Ona göre hesapla. Betteresi deyince yumurta topuk, sivri boyun girinen, bol paça, geniş yaka, Kabadayı Külhan Bey gezinirdi. Hepimiz de öyleydik, ona meraklıydık. Yendoğan, İsmet Paşa, Çinçin, Nıdırlık bebeleri. Hepimiz birbirimize racon keserek denge yaşardık. Hepimizin hayatı gayrimeşhurdu. Kumarhane, pavyon, gazino alemleri kovalardık. Allah'a hamdolsun, Allah bizi kurtardı oralardan. Şimdi lahımlardan, affedersin, tuvaletlerden bebe topluyorlar. Ananın ufak yeri de anasının karnından çıkan çoğu çöplüğe atıyorlar. Değişen bir şey yok yani. Ha, o zaman şarap şişeleri önüne geçenler, müşrikler var. Daha şimdi bizim zamanımızda da aynı. Allah bizlere acısın, Allah bizlere merhamet etsin. Bölme çıkıyor, peygambere dil uzatıyor. İçim yanıyor. Bölmeye bir hakkına bütün bir, tek başına bir hücreye atılmıyor. Ben Allah'ın kuluyum, ben Allah'ın ibadetini istiyorum diyen tek başına hücrede yatıyor. Dönme affedersin, kendine hakim olamayan, arkasına sahip çıkamayan affedersin. Acı söyleyeceğim, ben de ona buradan atıp yapacağım. Arkasına hakim olmuyor, peygambere dil uzatıyor. Allah için bunu yay bak, bunu yay. Anladın ya? Ben de diyorum ki işte kim Allah'la, Resulü'yle uğraşırsa canım başına, malım başına Allah taraftarıyım, peygamber taraftarıyım. Allah taraftarı olmak için Allah'ın anayasasını tanımak lazım. Allah'ın emirlerine uymak lazım. Cahiliyemizde tabii ki biz cahiliyemizde çok büyük günahlar işledik. Allah'ım bizleri affetsin. Hatalara düştük tabii ki. Affetsin. Peki bu hataların temelinde neler vardı? Mesela, temelinde din yok, iman yok, İslam yok. Ne olacak? Sizi bu hale getiren neydi? Bizi bu hale yanlış yaşam biçimi. Yanlıştın kardeşim. Bu yanlış yaşam biçimini sağlayan neydi? Abi sistem bozukluğu. Yaşantımızın sisteme dayandığı için 100 sene evvel bir tren gelmiş, hepimizi ezmiş geçmiş. O trenin altında kalmışız, kemiklerimizi toplayamıyoruz. Dinden berhidar haberimiz yok. Bir şekilde yaşamışız. Müslüman adam onun bunun rızına, onun bunun haramına, onun bunun helaline göz düker mi? İşte yaşam biçimini bilmediğimizden, dini böyle sandığımızdan, Kemalizm bir din yaşadığımızdan, Allah'ın emir ve yasaklarından uzak olduğumuzdan bizim haberimiz yok.
Allah'ın kanunlarının caydırıcılık olduğunu bilmiyoruz. Yani daha doğrusu Allah'ın sınırlarını koruyamamış. Allah'ın sınırlarını koruyan bir delikanlı olarak yetişemiş. Allah taraftarı olaraktan geleceğimiş. Allah'ın sınırlarından habersiz bir vaziyette yaşamış. Yani şöyle bir çizgi var. Bu tarafı aşanlar ebedi ateşe giderek sınırın içinde kalanlar kurtulacakmış. Ben bunu Kur'an'dan öğrendim yani. Peki. Ve şeyden de olursa Tövbe Suresi 112'de Allah'ın sınırlarını koruyanları anlatıyor. Tövbe 112. Allah cennetle müjdeliyor. Peki İslamiyet'e ilgi duyduğun zamanlar, İslami bilinç sahibi olduğun zamanlar çevrenden nasıl tepkiler gördün? Alevi topluluğundan, Alevi çevrenden. Şimdi o gün de aynı, bugün de aynı. İslam'a ilk adım attığımda çatlaklar başlamaya başladı. Yani bu affedersin bir kalıp buzağı şöyle bir yerden dokandığı zaman damar 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 ayrılır. Her taraftan ses gelmeye başladı. Eğer bu ses gelmiyorsa zaten kendinde bir yokla. Bu ses gelmiyorsa kendi imanını yokla yani. Demek ses getirdiysen hiç korkma. Demek ki doğru yoldasın yani. Birileri sana göz olduysa yani. Ben bu yani bu olayların hepsinin içinde yaşadım. Bunları gördüm, geçirdim. Ben bu hakkı söylemekten de yere atmadım kendimi. Bizim cahiliyemizdeki yediğimi içtiğim arkadaşlar benim hakkımda şikayette bulundular. Ne şikayeti? Mesela de diyor ki o adam sakalını uzattı, cübbe giydi, böyle anlar, çalvar giydi, kılık kıyafet değiştirdi. Bütün köye benden gayrimeşruda gezdiklerimizden uzak kaldı bunu. Gitti resmen Atiye de söyledi yani. Peki size bu öfke nereden kaynaklanıyor? Yani niye? Siz daha dün onların dostu iken, siz onların daha dün sevdiği insan iken, akrabadan iken, yakın bir dost iken niçin böyle bir tepki gösterdiler? Yani görüşleriniz, fikirlerinizin de bir etkisi oldu mu? Bu bugün olmadı. Bu 1400 sene evvel Allah Resulü zamanında da oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam üzerine olsun Mekke'de müşriklerin hasım olması çok iyi tanıyor, emin olduğunu da biliyorlardı. Hepsi hasım oldu. Niye? Tabii ki ortada bir çizgi çekildi. Allah'ın sınırıyla beşerin sınırının arasında kaldı. Peygamber Efendimiz Allah'ın sınırında kaldığı için ona da hasımlar çoğaldı. Ben hakkı anlattım. Hakkı anlattığım için, doğruları anlattığım için nefislerine ağır geldi. Nefislerine ağır geldiği için de benden şikayetçi oldular. Ben Allah Resulü'nün ayetlerini, hadislerini kavgaya neden olduğu için gitti şikayet etti. Anladın mı? Geldiler beni aldılar. Şikayet edenler şimdi bir pişman oldular ki. Bebeleri hapçı oldu, öğrenci oldu. Ben de gittim. Ben orada da söyledim. Ben hakkı anlatıyorum dedim. Bu mahallede hakkı anlatacağım. Yani sen Allah subhanahu ve teala'nın hakimiyetiyle alakalı, aynen. Kitabıyla alakalı. Aynen. Kur'an, sünnet. Otoritesiyle alakalı. Aynen. Ve bugünkü otoritenin de batıllığıyla alakalı bir şeyler mi onlar? Aynen, aynen. Yani günümüzde... Mesela sistemde suç olabilecek şeyler, fikirlerini söyle. Allah'ın kitabına tabi olanlar kurtulacağını, beşerin kitabını tanıyanların ebedi ateşe gideceğini anlattım ben onlara. Bunu anlattığım için zaten konuştuğum adam komünistti. Bu bahsettiğim kişi komünistti. Ben de Allah'a hamdolsun onlara tövbekar olaraktan geldim. Aynı köken Alevilik dedim ya. Kemalizm, komünizm öyle geldiğimizde. Ben tövbe ettim Allah taraftarı olduğum için. Allah'ın emirlerine uyduğum için, Allah'a kayırdığım için. Atiye'ye karakola kadar gittik. Daha derinleri var ya nerelere gittik daha doğrusu. Cezasını da yattık. Allah'a hamdolsun anladın ya. Bizi aldılar bıraktılar daha da devam ediyor. Ama bu demek değildir ki ben bu sistem bana baskı yapacak, bana eziyet yapacak. Ben bu yolu bırakmayacağım. Ben bu tevhid yolunu bırakmayacağım. Bu yola nasıl olsa geldim gidiyorum. İnsanlar aya gidiyor rahat edeyim de. Halbuki aya o kadar uğraşacağına bir karış altına uğraşsa mezarın altına kendini Allah'ın kitabına talim olsa bir karış altına cennet dar. O ayda hiçbir şey yok. Kuru kuru takır takır yolların oluyor. Ayda hiçbir şey yok. Kardeşim insanlar nankör oldu. Güneşi emrine verdi temin edin. Ayı emrine verdi. Yıldızlara duayı. Ama insanlar nankör diyor. Allah kendini söylüyor. İnsanlar nankör. Niye? Bir kandan, sudan, pis meniden ortaya geldiler. Allah'a kafa tuttular. Abi kimse ben kalkar da Allah'a şöyle kafa tutuyorum demez. Nasıl yapar? Fiilatıyla, hareketleriyle, ibadetleriyle, itaatleriyle yapar bunu. İşte bunu Allah'a vermediği müddetçe Allah'a asi olmuş olur. Yani bunu anlamakta çok şey yok yani. Peki daha çektiğiniz mesela zorluklarla alakalı tevhid dinine girdikten önce ve tevhid dinine girmeden önce hayatınızı nasıl mesela yorumluyorsunuz? Tevhid dinine girmeden önceki hayatındaki zorluklar şunlardı. Tevhid dinine girdikten sonraki hayatındaki zorluklar şunlardı. Müşrik iken yani tevhid dininden önceki
çektiğim sıkıntıların değeri şöyle ya da değersizliği böyle. Tevhid dininden sonraki çektiğim sıkıntıların değeri şöyle, değersizliği böyle. Bunu nasıl anlatabilirsiniz? Öncesini ve sonrasını. Ya ben bunu anlatayım. Ben tevhid dininden önce vur patlasın, çal oynasın. Hayat öyle pembeydi, öyle güzeldi ki. Yani şeytan öyle süslemişti ki o yolu. Hiçbir şeyden haberdarsın, çok güzel yaşanıyorum sanıyordum. Meğersem tevhidi anladıktan sonra o yolun pis, günahkar, hatalı bir yol olduğunu anladım. Bu yolda da çektiğim cefalar bana nimet. Bu yolda çektiğim cefalar var ya, o hüzünlü günler, anladın mı? O saatler, o dakikalar bana nimet. Çünkü Allah beni unutmamış. Ona hamdolsun. Şimdi ben bir şey anlatacağım burada. Cahiliyemde, geçtiğimde başka bir cesaretim vardı. İman ettikten sonra bu cesaretimi Allah'ın yolunda harcadığım için ameliyata alınacağım zaman 3 tane ameliyat hanenin önünde 3 tane cenaze çıktı peş peşe. Ameliyattan üstleri örtülmüş. Ameliyattan kalkamamışlar. Ya Rab dedim. Ne mutlu bana, sana geliyorum dedim. Ben bunu cahiliyemde diyemezdim, bilmiyordum. Sana geliyorum ya Rab dedim. Hiçbir hüzün duymadan, hiçbir üzüntü duymadan ameliyattan sonra gözümü açtığımı gördüm. Bypass ameliyattan sonra. Tabii ki herkes oluyor da teslim olarak gittim. Yani ona kavuşacağım diye gittim. Yani çünkü, iman şunu mu demek istiyorsun? Cesaret verdi bana. İman insanların aslında peşinden koşup durduğu bu huzurun, mutluluğun aslında tam manasıyla adı. Adı. Ama bedeli de var. Var. Yani siz bu bedeli baya baya ödediğinizi ödedim. Söylüyorsunuz ve halen de bedel ödüyorsunuz. Ödüyorum. Ben, halen hakkınızda açılan bazı dosyalar, bazı mahkemeler devam ediyor. Şu anda daha 20-25 gün olmadı. Benim oğlumu aldılar cezaevinde. Benim bebeğim. Rabbim Allah dediği için dedik ya, siz bu Kur'an'ın içini yani amel ederseniz cezaevindesin. Ama dışından kıraat okursan madalya alırsın. En ünlüler sana madalya yollardı kıraatına. Ama içiyle amel edek dediği zaman mesela ben dedim, şimdi harbiden söyleyeceğim. Allah'ın hükmüyle hükmetmek istiyorum. Allah'ın hükümlerine teslim olmak istiyorum. Ben Allah'ın anayasasını teslim ol, beşerin anayasasını reddediyorum. Teminki dediğim gibi yani beşerin sistemin, bugünkü sistemin hepsini tekfir ediyorum. Ben hepinizden beriyim, ben bir olan Allah'a teslimim diyorum yani. Anladın mı arkadaşlar? Yarın kabirde ben Allah taraftarı olarak gitmek istiyorum Allah'ın yanına. Bu ne sıkıntı getirecek, hiç de umurumda değil. Sen bu görüşü belirttikten sonra, bu sözleri söyledikten sonra çevrende kendiliğinden bir savunma oluştu. Ve kendiliğinden bir dışlanma oluştu. Doğru mu? Evet. Yani örnek söylüyorum, biz dünyada bazen işte eşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız oluyor, çevremiz oluyor. Onlarla bazı şeyler paylaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Bugünkü toplumda da öyle. İnsanlar zannediyorlar ki onlar aslında ebedi dostlarıymış gibi yaşıyorlar. Halbuki ebedi dost diyebileceğimiz kişiler ancak ebedi hayatta yanımızda olabilecek kişilerdir. Bunların da oluşabilmesi için Allah'ın dininde birleşmemiz gerekiyor. Birleşmemiz gerekiyor. Sizin yaşadığınız hayatta tam manasıyla buna benziyor. Daha sonra bu toplumu anladığım kadarıyla terk ediyorsunuz. Evet. Terk ettikten sonra da Allah'ı birleyen muvahhidler topluluğuna katılıyorsunuz. Aynen. Ve bu süreç peki nasıl oldu? Bu katılmadan sonra hayatınızda mesela neler değişmeye başladı? Neler belirginleşmeye başladı? Başınıza neler gelmeye başladı? Şimdi ben bu dine teslim olduktan sonra bir müddet sonra benim sabaha karşı, sabah namazından sonra ben Kur'an okurum. Kendimi adapte etmişim. Bir yaprak da olsa, iki yaprak da olsa okurum. Emir var çünkü. Bakara 214'teki ayeti okudum. Vallahi tam bitti, kitabını şöyle bıraktım, kapı çalındı. Bakara 214. ayeti de söylerseniz bilmeyenler. Sizden öncekilerin çektiğini çekmeden cennete gireceğinizi mi zannedersin ayeti? Sizden öncekilerin başına gelenler, evet. Sizin de başınıza aynen, gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onların başına öyle darlık, öyle sıkıntılar geldi ki Resul ile beraberindekiler aynen. Allah'ın yardımı ne zamandır dedi. Tabii. Bu ayeti okuduktan sonra olsa, kapı çalındı. Kapı çalındı. Bak vallahi Allah şahit gökte. Kalktım, Rabbim hamdolsun sana, şükürler olsun dedim. Kapıyı açtım, dedim ki zorlama. Hır. Nerelerden geldik dedik ya, cahiliyedeki yiğitliğimiz İslam'da taşıdık. Hır. Ben geliyorum dedim. Ben hani şey görmedik adam değilim. Nezarethane görmedik adam değilim.
Cezaevi şunu bunu görmedik adam da otur 5 dakika acele etme dedi. Hemen üstümü giydim. Aldı halana da dedim ki hiç üzülme. Bu dava Allah davası. Cahiliyem de çok beşerin davasından düştüğüm için Allah'ım beni affetsin. Bunları onlardan temizlendiğine inandığım için yani eski günahımı yeni sevaplarına silindiği için hani çok yani sevindim. Önceden düğüne göbek ata ata yani sevine sevine giden bir insan iken polisler kapıya geliyor. Aynen. Aynı düğüne gider gibi. Aynen öyle gittim. Yahut cezaevine aynen. Aynen onlar da biliyor. Hatta ifadelerden sonra zaman geçtikten sonra aynı memurlar başkası için aynı eve geldiklerinde bir şahit lazımmış karşıya. İşlerinde oluyor. Gelen arkadaşlardan biri beni tanıyor. Amca senin için gelmedik dedi. Burada birine geldik. Suriyeli birinin zarar vermediğimize bize bak dedi. O gelen polis ne dedi biliyor musun? Bu amca da geri fites yok Allah'ın izniyle dedi. Hak neyse doğru neyse onu söyler dedi. Bu amca dedi. Polis polise söyledi. Anladın mı? Evet. Şimdi sap döner, keser döner. Bir gün gelir hesap döner. Bunu unutma bu sözümü. Bizi alanlar FETÖ'cü çıktılar. Vallahi FETÖ'cü çıktılar. Beni alan savcı, zorlayan savcı şu anda muhabbetten yargılar. Muhabbet almış. Ben Allah'a teslim oldum. Benim sahibim Allah. Bizden kim Allah'ın kitabını yeryüzünde hakim kılsın diye mücadele ediyorsa Allah onun işini rast getirsin. Kim bunu karartmak istiyorsa Allah onu helak etsin abi. Benim bedduam bu. Ben bir şey istemiyorum. Biz bir şey istemiyoruz. Bu Türkiye bizim vatanımız. Bu insanlar kendi yerlerimiz. Çünkü sahibi Allah. O Allah'ın bize bahsettiği yere ben inkar mı edeceğim? Bizleri yarattı. Ama bize Allah'ın kitabıyla, Allah'ın diniyle yaşatma hakkı tanımadıklar için birileri gelmiş dedim ya tren gibi üstümüzden geçmiş. Kendimizi toparlıyoruz. Din nedir, iman nedir, ahlak nedir, Kur'an nedir, kitap nedir? Haberimiz yok kardeşim. Sana bu güzelliği verenden uzak yaşa diyorlar. Kendine niye biliyor musun şu koltuk var ya, ay bu hataydı bu koltuk. Herkes buraya oturayım da bunu sallanmasın. Bu koltuk derdi herkesin bu. La baba sen koltukla dünyaya gelmedin. Sen Allah'ın emriyle dünyaya geldin ya. Seni bir emir ol emri. Ol deyip de olduran, gönülleri dolduran yollardı seni ya. Yani çok güzel bir şey söylediniz Eyvamza. Sen Allah'ın emriyle dünyaya geldin ama Allah'ın emrine uymuyorsun. Uymuyorsun Allah'ın ya. Emrine boyun eğmiyorsun. Uymuyorsun ya. Sen uyu da kardeşim biz de arkan sıra gelelim. Yani sıra olalım kardeş. Yeter ki devlet Allah subhanahu wa ta'nın hudutlarına bağlı kalsın. Sınırlarını korusun tabii. Biz de o zaman devlete bağlı kalalım. Tabii. Yoksa halde tabii. Siz Allah'a isyan ettiğiniz sürece biz de sizlere karşı. Sizlere karşı kesinlikle tavrımız var. Düşünülemez diyoruz. Tabii abi Allah'tan korkarız. Sonuçta bir din özgürlüğü kapsamı altında olunması gerekirken tabii kendi yaptıkları kabirde bundan bana A parti, B parti, C parti sorulmayacak bana kabirde. Sen Allah taraftarı olarak ne yaptın? Allah için ne yaptın? Allah peki, için zaman, hizmet yaptın? Bana bu sorulacak kardeş. Peki Eyüp Hamza partilerle alakalı meseleye değindim. O gün hangi partiyi sizin aileniz, sizin akrabalarınız? Biz solcuyduk abi. Biz CHP'liydik, kuşçuyduk, cüncük derdik kuşa. O atacak arkadaş öndekine yol verdik. Cüncüğe bas, kuşa bas. Ya biz yani, solcuyduk, komünist, kuş. CHP işte, sol partiydi. Ecevit'ti. Ondan sonra sağa kaydık. Sağında baktık ya, al birini, bırak birini. Vur birine, koy ver öbürünü. Aynı değişen bir şey yok. Herkes Allah'ı tanıyor, anayasasını tanımıyor. Allah'a tanımayandan benim bağdaşlamam olur mu? Hepimizin kanını tutsalar şu çay bardağının içine koysalar Allah'a tanımayan anayasasını bilmeyenden kanımız bağdaşmaz. Benim kanım illa ki üste çıkar. Çünkü ben Allah taraftarıyım. Eyüp Hamza yaş 65'li değil mi? Kilo 95. Yaş 65. Boy 1.75. Yaş 65 mi? 65. Yaş 65. Allah sana rahmet etsin. Biraz şey lazım biliyor musun? Sen de radyoterapistik geldi sen bir dur. Radyoterapistik geldi sen dur gel. Eyüp Hamza şimdi 65 yaşındayım diyorsun. Evet. 65 yıllık aslında Türkiye'nin bir belgesi, delili niteliğindesin. Aslında 65 yaşındaki biz amcalarla konuştuğumuz zaman onlarda ezber, bir kalıp, bir görüş var, bir fikir var. Kuru kuruya devletçilik, kuru kuruya milliyetçilik, kuru kuruya bayrakçılık var. Sorgulamaksızın, aynı anlattığın o gençlik zamanları, çocukluk zamanlarında aslında Alevilik dinini yaşadığını söylüyorsun ya, bugün Sünnilik dinini yaşayan insanlar da aslında
senin bahsettiğin aynı o ideolojilere, o fikirlere sahipler. Evet. Neyi ne için yaşadıklarını bilmiyorlar. Hmm. Benim burada soracağım şey şu. 65 yılın bilinçli bir şekilde 45 yılını yaşadığını düşünürsek, 45 yıllık şu memleketin siyasi sürecini nasıl değerlendiriyorsun? Yani bunlar 45 yılda Türkiye'yi ıslah edebilmişler mi? Düzeltebilmişler mi? Ahlaken yahut insanların kişiliklerini, karakterlerini eğitebilmişler mi gerçekten? Çok güzel bir soru sordun yeğenim. Bizim zamanımızda büyüye bir miktar olsun saygı vardı. Mahallede aileye saygı vardı. Ama son dediğin zamandan bu zamana insanlardan birbirine saygı kalmadı. Sevgi kalmadı. İnsanlar kapı komşuyu unuttu. Betonlaştıkça insanlar da betonlaştı. Sistem aynı sistem. Değişen bir şey yok. Çünkü sistem küfür sistem daha doğrusu, anladın ya. Allah'ın ayetlerine, Allah'ın hükümlerine bayrak kaldırmış bir sistem. Kalkıp da bu herhalde 10 numara bir terbiyeli bir çocuk yetişecek hali yok. Kusura bakmayın. Yani şimdi anlatalım yani. Hani vuralım vuralım da demiş bu cin Yusuf'u. Bunun cenazeyi kim kaldırır? Kardeşim, Allah'ın kitabına göre yaşam olmayan yerde düzen olur mu? Sistemde, böyle bir sistemde Allah'ın kitabına teslim olmayan yerde, ahlaksızlığın olduğu yerde fuhşiyat, günahkarlar olmaz olur mu? İman yoksa bu da yoktur abi. İmanın olduğu yerde, iman öyle bir şey ki, imanın girdiği yer tertemiz olur. Bizim zamanımızda kardeşim kimseye, hani en fazla büyüğünü sağır öte giderdi. Şimdi o da kalmadı. Otobüse biniyorum, 65 yaşındayım. Adam telefonu almış eline, senin geldiğini ayıkıyor. Devam. Devam. Hiç başını kaldırma. Allah'tan kork lan. Bizim zamanımızda bu yoktu malum. Anladın mı? Sistemde bir şey git gide ne olacak? Şimdi ben bir şeye bak. Güzel sözler söyleyeceğim. İyi dikkat et. Vücudun kaşındığını kim bilir? Sen bilmezsin benim. Benim elim bilir. Gider orayı kaşır. Benim elim gider orayı kaşır. Anladın mı? Bu sistemdeki herkes biliyor. Herkesin çocuğu, herkesin bebesi musibetler, sıkıntılar, hastalıklar, anladın ya. Hapçısı, eri öncüsü, kökü öncüsü oldu abi. Bu memlekette bu var. Bizim zamanımızda meyhaneler vardı, affedersin. Genel evleri vardı. Bu da Allah'ın yasak ettiğiydi. Bugün o vardı, o gün de o vardı. Değişen bir şey yok. Çünkü abicim Allah'a teslim olmayan bir memleket... Kur'an'daki helak olan kavimlerin aynı yaşantısı vallahi şu anda günümüzde Türkiye'de var bak. İsteyen delilini yollarım, getiririm, benden delil istesin. Mesela diyelim ki erkek erkeğe, Kur'an'da geçer, anladın mı? Zina geçer, anladın mı? Allah'ı tanımadıkları geçer, anladın mı? Koca peygamberleri yaktırar o kavimler. Şimdi de peygamberlerin dinini anlatanları alıyorlar cezaevinde, ömrü bitiyor yani. Adam hakkı anlattığı için. Feraud Besi'nde 114 bin kişi anlatan peygamberimiz bize gecesi gündüzünden aydınlık kopması bilmeyen bir kulp diyor. Kur'an ve sünnete sarılın diyor. Tamam, Kur'an ve sünnete. Biz burada birleşirsek yeryüzünde herkese diyor. Kur'an'a, sünnete, insanların emrine değil Kur'an'a, sünnete tabi olursak Allah'ın izniyle gelecek nesil de kurtulacak. Biz de kurtulacak. Arkamızdan gelen de kurtulacak. Kur'an'a, sünnete teslim olalım. Allah rızası için bu dini iyi anlayalım, iyi yaşayalım. Bütün Müslümanları bir arada Allah-u Teala getirmeyi nasip etsin. Allah yolunda canıyla, malıyla cihat eden ne olsun. Eser ve esarette altında olanları kurtarsın yarabbim. Ben de nasihat alıyorum. Nasihat almayan da hayır yoktur. Zariyat suresi 55. Allah diyor ki sen müminlere nasihat et, onlar severler, onlar alırlar. Nasihat almayan da hayır yoktur. Çünkü Allah'ın ayetiyle çapraz düşmeyecek. Namaz diyor sizi fuhşiyattan alıkoyar. Eğer bir insan namazdan temizlenmiyorsa, arınmıyorsa namazını yoklaması lazım. Allah'tan uzaklaşıyor, dikkat etsin yani. Yani buralara dikkat etmek lazım. Ne diyeyim? Allah kulağı oldum Allah bizlere. Ben Allah'a sığınırım. Benlikten, kör şeytandan, anladın, kör şeytanla takip eden insanlardan. Allah hepimizi kurtarsın. Cennet geniş kardeş. Cennet geniş. Cehennemde boşa değil. Hak eden gitsin. Çünkü onun Allah-u Teala'nın önüne mi çıkacağız? O hak edeni bildiği için cehennemde yaratmış. Ona hamdolsun, şükürler olsun. O ne derse olur. Ama benim tek tavsiyem, tek şeyim gayrimeşhurdaki çocuklara diyorum ki dininizi öğrenin, ahlakınızı düzeltin,
annenize babanıza öfkelenmeyin. Çünkü kalbime şuradan geldiğim için iyi biliyorum. Çünkü Allah ayette der ki anana babana öfkeleme. Allah'ın önüne geçme. Müslümana ne diyorsun bunu ha? İman ettim, Müslüman oldum. Anana babaya otur lan yerine, ne yapıyorsun sen? Otur. Sen anana babana saygılı olacaksın. Allah'ın emri var sana. Seni şirke sürüklerse gitmeyeceksin. Hepsi bu. Anladın mı? Elinden geliyorsa onu güzel yatağını sereceksin. Yaşlıysa o senin altını aldıysa altını alabilirsin. Temizleyebilirsin. O vaziyete geldiyse. Sahip çıkacaksın. Anaya babaya sahip çıkacaksın. Dini ne olursa olsun diyor. Tabii. Ne olursa olsun. O ne demeymiş ya? Yolda bir muhtaç birini gördün. Mazlumun dini, ırkı, zaman olmaz. Muhtaçsa adama yardım edeceksin. He? Yaşadığını din sanan insanlar. O böyle istiyor, bu böyle. Sana ne lan? Allah ayette diyor ki, azarlama. Azarlama diyor. Yetimi gayır diyor. Vay o namaz kılanlara diyor. Allah diyor. Lünkeni. Hangi süreyi? Duha süresi. Maan süresi değil mi? Ne diyor? Yetimi yitene kalkana değil mi? Öksüzü gayırmayana. Miskini doyurmayana. Allah söylüyor. Abi de şu çıkmış insanlar arasında. Sen bu Kur'an'ı anlamazsın. Adam Allah'tan daha yanatan mı olacak? Yürü. Terbiyesiz. Ne demek Kur'an'ı anlamazsın? Kur'an'ı anlarsın. Sen anlamak istersen anlarsın. Kur'an'da diyor ki Allah içki, kumar, şans oyunu falan yasak diyor. Anladın mı anlamadın mı? He? Namaz kılmış bir yerden olma diyor. Anladın mı anlamadın mı? Yani mesul olacağımız şeyleri zaten anlarız. Anlatıyor. Ama mesul olmayacağımız, müteşabih diyebileceğimiz... O kapalı yerden gidiyor. Alimler niye onun peşine gidemiyor? Teferruatla meseleleri de zaten alimlerimizin işi. Biz ancak alimlerimizin sözlerini de, onları kalbi olarak bakarız, okuruz. Onlardan kesinlikle faydalanırız. Onlar olmazsa biz yetimiz, biz tabii, ölçüzüz. Tabii. Ama bizim üzerimize düşen kulluğu öğrenebilecek kadar Kur'an okuduğumuzda anlarız. Anlayacağız tabii canım. Ben şimdi alim miyim? Mesela alimler benim başımın tacı. En büyük alimlerden biri de... En büyük, sonsuzun büyük sahibi olan Allah. Bir ismi de alim ya. Alim olan Allah Cebrail'i öğretti. Cebrail geldi peygamber evimize diyor. Peygamber evimiz sahabeye, tabiri, tabiri bizlere. Şimdi bana soruyorlar. Sen selef misin? Tabi selef. Selefin anlamını bilmiyor ki. Bunu Allah Resulü dedi. Benim ümmetim dedi 73 fıkraya bölünecek. 72'si delalette biri kurtarır. Kim dedi? Sahabe bizim yerimize sormuş bak. Kim dedi? Ben ve ashabım ondan gidenler. Ben ve ashabım salihleri söylüyor. Selifleri söylüyor. Onları takip edenler abi. Ondan sonra sen selef, tabii selefim. Ya şimdi şöyle yapıyorlar. Toplumda şöyle bir bilgi var. Selefi denildiği zaman biraz haricilikle... Alakası yok kardeşim. Onu da şöyle işliyorlar. Ali radıyallahu anh'ı öldürenler haricilerdi. Bunlar da bugünkü yönetimdekilere işte kafir diyorlar. İşte sapık diyorlar, fasık diyorlar. Ama işte şu ayrıntıyı görmüyorlar Eyüp amca. Ali radıyallahu anh Allah subhanahu aleyhi kitabıyla hükmediyordu. Aynen. Bugünkü yöneticilerimiz de keşke Allah'ın kitabıyla hükmetseydi. Aynen. De bizi o zaman eğer biz bu şekilde tekfire gitseydik de o zaman bizi harici deseydiler. Öpüp başımıza koysaydık tutuklarını. Ama maalesef bu gerçeği kavmimiz, toplumumuz bilmek istemiyor. Bildiği zaman biliyorlar ki birçok bedel ödeyecekler. Bu bedelden de kaçıyorlar. Kaçmaları için de kendilerini ister istemez şeytanın, yani Allah subhanahu dediği gibi şeytan dostlarına vahyediyor. Ve onlar da maalesef bu vahyi kendi fikirleriymiş gibi de alıp hayatlarını geçiriyorlar. Tabi ziyanlarını artırmak oluyor. Allah subhanahu teala bizlere hakka hidayet etsin. Amin. Yaptığın nasihatlerden dolayı Allah senden razı olsun Eyüp amca. Söyleyeceğin son sözler varsa onları hemen bir tane inşallah. Allah kendi ayetinde diyor ki senin çağırdığın din onlara ağır geldi. Allah söylüyor bunu, anladın mı? Ben tekrar nasihat ediyorum. Bütün yeryüzünde bütün insanlığı Kur'an'a çağırıyorum. Allah'ın kitabına çağırıyorum. Kur'an'a çağırıyorum. Dış okuması güzel olduğu kadar içindekini de anlayıp amel etmelerine çağırıyorum. Peygamberin sünnetine tabi olmalarını çağırıyorum. İçimizdeki Allah için can veren, canıyla bu yola feda eden alimlerin hep beraber yolunda, bu yolda birleşmeye çağırıyorum arkadaşlar. Hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun böyle bir şey anlattın. İnşallah yeryüzünde bu anlattıklarımızı, konuştuklarımızı durdukça bundan faydalananların ecrinden burada duranlar, yardım edenler hep beraber alacağız yani. Herkes gövdesindeki kaşındığı yeri öyle bilir. Herkes kendi hastalığını bilir. Herkes kendini ona göre
Kur'an'a göre düzeltin arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bütün insanlığı Allah'ın kitabına çağırıyorum. Allah'a emanetiniz. Aleyküm selam. Başınız arttıysa özür dileriz arkadaşlar.